Owen ve Claire 10 yıldan fazla bir süre önce tanışmışlardı. Claire bir otel müdürü olarak çalışıyordu. Otelde çift konuşmaya başladı. Neredeyse anında çıkmaya başladılar ve o andan itibaren asla geriye bakmadılar. Kalbinizi eriten ilişkilerden birine sahiplerdi ve gerçekten de birlikte olabilecek en uyumlu, sevgi dolu insanlar gibi görünüyorlardı. Yaşadıkları hayattan memnunlardı ve çocuk sahibi olmayı hiç düşünmemişlerdi. Çocuk istemediklerinden değil, sadece önce yapmak istedikleri başka şeyler vardı. En iyi yıllarında en iyi hayatlarını yaşamak için güzel bir ev almak ve mükemmel bir yuva kurmak, seyahat etmek ve maceralara atılmak istediler. Bu yüzden Clary bir gün eve heyecan verici bir haberle geldiğinde bir sürpriz ve şok oldu. Hamileydi. Owen'ın ağzı açık kaldı ama çok mutlu ve heyecanlıydı. Planları birdenbire ortadan kalktı ama bunun artık önemi yoktu. Çünkü iki kişilik aileleri yakında üç kişilik bir aile olacaktı. Herkes onlar adına sevindi. Aslında memnun olmayan tek kişi Owen'ın annesi Margaret'ti. Her şey hakkında endişeli görünüyordu ve bu fikirden hiç heyecan duymadı. Yine de doğum günü geldi ve oradaydı. Owen ve Clary'nin arkasından hastaneye doğru yürüyordu. Clary'nin doğum yapması uzun sürmedi ama Clary ve Owen'ın bebek ortaya çıkmaya başladığında gördükleri şey onları inanılmaz derecede şok etti. Bebek karaydı. Perişan olan Owen doğumhaneden çıktı ve annesini endişeyle bekleme odasında otururken buldu. Ona bebeğin ne renk olduğunu söyledi ve annesi şaşkın ve endişeli görünüyordu. Margaret, Owen'a Clary'nin kendisini aldattığını düşünüp düşünmediğini sordu. Owen hayır dedi ve karısına güvendiğini söyledi. Ama şüphe büyümeye başladı. Margaret, Clary'nin aldattığı teorisini zorlamaya devam etti. Çünkü tek açıklama buydu. Oğluna onsuz daha iyi olacağını ve yalancı bir işten daha fazlasını hak ettiğini söyledi. Owen'ın zihni saatte 1 milyon mil hızla koşuyor, her şeyi anlamlandırmaya çalışıyordu. İkisi de beyazdı. Çiftin nasıl siyah bir bebeği olabilirdi? Bu imkansızdı. Clary'nin verecek bir cevabı yoktu ve birlikte olduğu tek erkeğin Owen olduğu konusunda kararlıydı. Kocasını bunun başka bir şey olduğuna ve bir açıklaması olması gerektiğine ikna etmek için her şeyi denedi ama başaramadı. Şüphe Owen'ın zihnini ele geçirmişti ve bir gün bebekleri doğduktan birkaç hafta sonra boşanma davası açmıştı. Clary anlaşılır bir şekilde kafası karışmış ve harap olmuştu ama yapabileceği hiçbir şey yoktu. Owen kararını vermişti. 3 yıl geçti, boşanma sonuçlandı. Ayrı evlere taşınmışlardı ve çok iletişimleri vardı. Sadece oğullarını birbirlerine teslim ederken birbirleriyle konuşuyorlardı. Ama bir gün aniden Clary bir öneriyle Owen'a ulaştı. Hile yapmadığı konusunda her zaman kararlıydı. Bu yüzden bir DNA testi yapmalarını ve doktorun gizemi çözmeye çalışmasını önerdi. Owen annesinin tavsiyesine karşı çıktı. Çocuğunun ve Clary'ninkiyle birlikte kendi DNA'sının örneklerini gönderdi. Umarım bu her şeyi çözecekti. Ertesi hafta Clary ve Owen kendilerini doktorun muayenesinde oturmuş test sonuçlarını beklerken buldular. Margaret da eşlik etmişti ve tek kelime etmeden gergin bir şekilde köşeye oturdu. Ortam gergindi ama doktorun açıklayacağı şey hepsini şaşkına çevirecek ve onları titretecekti. Çünkü sonuçlar bebeğin biyolojik olarak hem Clary hem de Owen'ın oğlu olduğunu göstermişti. Hiç şüphe yok ki DNA testi yalan değildi. İki eski sevgili birbirlerine yüzlerinde şaşkın ve şok dolu bakışlarla baktıklarında aralarındaki buz gibi hava biraz erimeye başladı. Doktor durumu açıkladı. Bazen genler baskın, bazen de genler çekinik olabilir. Çekinik genler kendilerini gizler ve bir nesil boyunca belki daha da uzun süre saklanır. Ancak sorunda yeniden ortaya çıkma şansları vardır. Örneğin bir erkeğin mavi gözleri olabilir. Ancak çocukları onun göz rengini almaz. Ancak sonraki nesilde çekinik mavi gözlü gen yeniden ortaya çıkabilir ve çocuklar mavi gözlü doğar. Clary ve Owen'ın durumu buydu. Sensitif genin ön plana çıktığını görüyorlardı. Çocuk onlarındı. Kimse hile yapmamıştı. Gerçekten çok nadir bir şeydi. Ama zaman zaman oluyordu. Yine de doktorlar şoktaydı. Ama bu nasıl olabilirdi? Margaret köşede oturmuş sessizce dinliyordu ama şimdiye kadar kimse onun aşırı suçluluk ifadesini fark etmemişti. Owen annesine neler olup bittiğini ve durum hakkında ne bildiğini sordu. Kendini tutamayarak sonunda tüm yıkıcı hikayeyi ağzından kaçırdı. Margaret bir keresinde siyahi bir iş arkadaşıyla yatmış ve hamile kalmıştı. Evlenmeyi düşünüyorlardı. Ancak adam bir daha geri dönmemek üzere ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Evlilik dışı bir bebek sahibi olmak istemedi ve Owen'ın babası olan beyaz bir adamla evlendi. Onu aldattı ve bebeğine hamile olduğuna ikna etti. Ve bebeğin siyah olmamasını umdu. Margaret hiçbir şekilde ırkçı değildi ama sırrı ortaya çıkarsa bunun dünyasını alt üst edebileceğini biliyordu. Owen doğduğunda çok şanslıydı çünkü beyaz çıktı. Sır saklanmıştı ve Margaret bundan daha fazlasını olacağını düşünmemişti.
Ne yazık ki çekinik genlerin ve bunların nesiller boyu nasıl ortaya çıkabileceğinin farkında değildi. Bu da onları şu an bulundukları noktaya getirdi. Hem Owen hem de Clary ağızları açık kaldı. Böyle bir şeyin olabileceğine asla inanmamışlardı. Margaret onlara nasıl böyle yalan söyleyebildi ve yıllar önce yaptığı bir hatayla ailelerini nasıl parçalayabilirdi? Birbirleri için bu kadar doğru olan iki insanın arasını nasıl açabilirdi? Ama artık çok geçti. Hasar çoktan verilmişti. Clary Owen'ın uzanıp elini nazikçe tuttuğunu hissetti. Dönüp ona baktı ve o gülümserken kalbi çırpındı. Bunca yıldır onun gülümsediğini görmemişti. Özür diledi ve Clary'den af diledi. Clary kendisi gibi zeki bir kadın olduğundan Owen'ın hareketlerini ve neden böyle davrandığını anlamıştı. Beklenmedik bir şekilde siyahi bir bebek görmek şok ediciydi. Bu yüzden neden böyle hissettiğini ve hatta boşanma ihtiyacını anladığını tam olarak biliyordu. Ama onu affetti ve hala birbirlerine aşıklardı. Belki bunu yeniden alevlendirebilirlerdi. Margaret'ın müdahalesi olmadan Clary ve Owen hastaneden el ele ayrıldılar. Duyguları parçalandı ancak sonunda güzel çocuklarının gerçekten biyolojik olarak kendilerinin olduğunu öğrendiklerine sevindiler ve sonunda hayatlarını geri almaya çalışmaya başlayabilirlerdi. Ama Margaret'ın ikiyüzlülüğüne ve hayatının ailenin bir değil iki neslini birbirinden ayırmasına çok kızdılar ve hayal kırıklığına uğradılar.